Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle toplama ve çıkarma işlemi problemlerini çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Duvarda iki tane yıldız var. Ben iki yıldız daha yapıştırdım duvarımda. Toplamda kaç tane yıldız oldu? İki tane yıldızımız geldi. Bunun üzerine iki tane daha yıldız yapıştırdık ve toplamda kaç tane yıldız olur? Evet, toplamda 4 tane yıldızımız olur. Gelelim ikinci sorumuza. Evimizde 6 tane sandalye var. Annem 7 sandalye daha aldı. Evimizde son durumda kaç tane sandalye oldu? 6 tane sandalyemiz geldi. Üzerine bir 7 daha sandalye eklendi. 6 tane sandalyemiz vardı. Bunun üzerine 7 tane daha eklendiği zaman tabii ki kaç tane sandalyemiz oluyor? 6 ve 7'yi toplamamız lazım. 13 tane sandalyemiz olur. Gelelim yeni sorumuza. Bir kasada 12 tane limon var. Bu kasaya 12 tane daha limon koyarsak toplamda kaç tane limon olur? Öncelikle 12 tane limonumuz geldi. Bunun üzerine bir 12 tane daha limon eklediğimizde sonucumuz kaç tane limon olur? 12 artı 12 daha 4, 20, 4 tane limonumuz olur. Evet, gelsin bakalım yeni sorumuz. Bir fındık paketinin içinde 12 tane fındık var. 12 tane fındığımız geldi. Bunun 5 tanesini yediğimde 5 tane fındığımız da geldi. Pakette kaç tane fındık kaldı diyor. Toplamda 12 tane fındığımız vardı. Biz bunun 5 tanesini yemişiz. Kaç tane kaldığını soruyor. Tabii ki de çıkarma işlemi yapacağız. 12'den 5 çıktığı zaman kaç kalır? 7 kalır, değil mi? Yeni sorumuz geldi. Masanın üstünde 10 tane bardak var. Bu bardaklardan 4 tanesi yere düştü ve kırıldı. Geriye kaç tane sağlam bardak kaldı? Hop, 10 tane bardağımız geldi. Bunun 4 tanesi yere düştü ve kırıldı diyor. Geriye kaç tane bardak kaldığını soruyor. Burada tabii ki de çıkarma işlemi yapacağız. Çıkarma işlemi yaptığımız zaman 10'dan 4'ü çıkardığımızda 6 kalır. Evet, gelsin bakalım yeni sorumuz. Bir kalemlikte 13 tane kalem var. Bu kalemle 12 tane daha kalem ekledim. Daha sonra bu kalemlerden 5 tanesini arkadaşıma verdim. Son durumda bende kaç kalem kaldı? Önce 13 tane kalemi var bu arkadaşımızın. Onu bir yazalım. Sonra bu kalemi, bu kadar kalemin içine 12 tane daha kalem eklemişiz. Toplama işlemi yapacağız. Önce bunu bir yapalım. 3, 2 daha, 5, 1, 1 daha, 2. Önce 25 tane kalemimizin olduğunu bulduk. Sonra ise bu kalemlerden 5 tanesini arkadaşıma vermişim. Yani 25'ten 5'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Çünkü arkadaşıma verdim, değil mi? 5'ten 5 çıktı 0, 2'yi de hemen aşağıya yolluyorum. Ve benim elimde en son 20 tane kalem kaldı. Gelsin bakalım yeni sorumuz. Dağda bulunan bir sürüde 22 tane koyun vardır. Bu sürüye 28 tane daha koyun eklendiğinde son durumda sürüdeki koyun sayısı kaç olmuştur? Tabii ki öncelikle 22 tane koyunumuz var. Bu sürüye 28 tane daha koyun eklendiği için toplama işlemi yaparım. Ve topluyorum. 8'e 2 eklediğim zaman 10, 10'un 0'ı. Elde var 1. 1'i hemen onlar basamağındaki sayıların üzerine yazıyorum. 2 ile 1'i topladığım zaman 3. 2 daha eklediğimde 5 çıkar ve 50 tane koyun
son durumda olmuştur. Evet, gelsin yeni sorumuz. Bir deste ve düzineyi topladığımızda sonuç kaç olur? Bu soruyu yapabilmeniz için deste ve düzineyi bilmeniz lazım. Yani deste kaça eşit ve düzine kaça eşit? Bunu bilmemiz lazım. Bir deste 10'a eşit ve bir düzine 12'ye eşit. Sonra ise ne diyor? Topladığımızda dediği için toplama işlemini yapıyorum. 2, 2. Sonucumuz 22 çıkıyor. Çocuklar, deste ve düzineyi sakın unutmayın. Gelelim yeni sorumuza. Evet, gene deste ve düzine çıktı. İki desteden bir düzineyi çıkardığımızda sonuç ne olur? Öncelikle deste, yani bir tane deste kaçtı? 10. Peki düzine kaçtı? 12 idi. Peki burada bizden ne istiyor? İki tane desteden bir tane düzineyi çıkarmamızı istiyor. Burada bir tane deste var. Bir tane daha deste eklediğimizde 10 artı 10'dan 20 gelmez mi? Sonra diyor ki bu iki tane desteden şu düzineyi çıkarın diyor. Hemen altına 12'yi yazıyorum ve çıkarma işlemini tamamlıyorum. Sıfırdan 2 çıkmaz. Sol taraftan bir tane 10'luk aldığım zaman burası 10 olur. 10'dan 2 çıktığı zaman 8 kalır. Buradan bir tane eksilttiğimde 1 kalır ve 1'den 1 çıktığı zaman 0 kalır. Demek ki sonucumuz 8'miş. Geldik son sorumuza. 2 düzineden 1 düzine ve 1 deste çıkardığımızda sonuç ne olur? Haydi bakalım yapalım. Öncelikle bizden kaç tane düzine istiyor? 2 düzine. Sonra ne istiyor? 1 düzine. Sonra ne istiyor? Bir deste. Sırayla bunların karşılarına değerlerini yazalım. En sonda işlemimizi yapalım. 2 tane düzine 12 artı 12'den 24 değil mi? Bir düzine 12'ye eşit. Bir deste ise 10'a eşit. Peki soruda bizden ne istiyordu? 2 düzineden yani 24'ten bir düzine ve bir desteği çıkarmamızı istiyor. Öncelikle isterseniz şunu yapalım. Düzine ve desteği 2 tane düzineden çıkarmamızı istediği için bu ikisini kendi aralarında toplayıp sonra 24'ten çıkardığımızda sonucu kolay bir şekilde buluruz. 12 ile 10'u toplayalım. 2, 2. 22 çıktı. Şimdi ise 24'ten 22'yi çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı 2, 2'den 2 çıktı 0. Sonucumuzu 2 olarak buluyoruz. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.